Yiğit yemeyeceği şeyleri yemeye başladı. Ne yiyor? Haşlanmış yumurta salatasını öyle yemez. Aç kaldı ya. Yedirin miydi asıl? Hani babamın aldığı ekmek, cevizli, tahinli, tandır. Of. Bunun da daha güzeldi Kübra. Değil mi? Güzelmiş ama ya. Bir kokuyordu böyle. Fırına gelecek adam ne yapacak? Hangi ne yapacak? Ispanaklı ekmek. Ne dedin baba? Patatesli. Patatesli. Peynirli. Peynirli. Sağ ol, beraber olsun. Evet, kahvaltımızı yaptık. Hemen ben buraları topladım. Şimdi annem de içeride oturuyor. Ben de şöyle size soğuk kahve yapacağım Yasemin'e. Burada da annem yere normal Türk kahvesi yapacağım inşallah. Hadi birlikte yapalım mı? Yapalım tabii ki de. Bu arada bunu göstermedim size. Bunu geçen Nur geldiğinde dinledik. Nur almış. Abdullah Efendi'nin aktüel olarak geliyormuş. Çok lezzetli. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Evet, şurayı da göstereceğim. Bu yağdanlarında olacak tabii ki de. Bu ahşap sandığımı aldığımı göstermiştim. Bu şekilde değerlendirdim. Çok güzel oldu bence. Evet, Yasemin şu an soğuk kahvemizi yapıyor. O kendi merveli yaptığımız gibi yapmıyor. Çok basit ama çok sağlam oldu. Çok korkuyor. Öncesini koy. Suyu hatta fazla koydum yanlışlıkla biraz. Evet. Sen de içeceksin kahve. Bak. Evet, şöyle göstereceğim. Yeter. Şekeri ve suyu. Erimiştir o sıcaklığa bence. Bak dibinde. Şu an erimiştir. Evet. Zaten dibinde. Sütü önce koy, sonra. Önce kahve koyayım. Önce mi koyayım? Tam tersini. Sen de bildiğin gibi yap. Buzlu koy. Ben bunu dolaba koyuyordum işte. Hadi. Siz nasıl yapıyordunuz? Biz o yüzden sütü koyuyoruz. Bunu koyup bunu sonra koyuyoruz. Mecbur. Erimesin. Burada. Nasıl yapıyorsam öyle. Ya da buna soğuk su koy birazcık da. Yani böyle bir doğaçlama yöntem olmadı. Ben hep öyle yapıyorum. Şeyi çıkar, su çıkar. Sularımızın. Buna geçiş yapıyorlar ya kahve. Vay be. Önce hangisini koyayım? Ben önce hangisini hemen sileriz hangisini başına.
Kahvaltı nasıldı hanımlar beyler? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kahve? Kahveye daha bakmadık tadına. Güzeldi. Güzel. Daha içmeden ne güzeldi diyorsun ya. Ama şimdi içmiş gibi yapacaksın. İçmiş gibi yapamazsın. Daha içmedik. Tadına baktıktan sonra not vereceğiz kızım. Evet hadi bakalım afiyet olsun. Al lokumu da getirelim. Yasemin. Sizde de var lokum. Şeylerin de güzel küpüşüm. Fincanların da güzel. Afiyet olsun. Evet ya. Yiğit Asaf. O da hemen çek diye bekliyor. Aa, güzel şeker koymuşuz bu nasip be. Evet. Şeker koydum. Az şeker. Güzelmiş değil mi? Daha iyi değil mi? Yok. Şekerli. Ben şekersiz daha alışmışım ya. Bu şey geldi bana. İyi tamam. Neyse hadi. Afiyet olsun. Anneannemi de çekeyim de. Çok çekmiyorum seni utanıyorsun be kız. Ay Kübra kalp. Ay şeyim oldu. Kısmetim mi kalbim? Yüreğim mi? Kalbim çıktı meydana. Evet. Kalbim tabanı. Çok güzel. Ay. Makine de bitti. Hemen bunları yerleştirdim. Dırırt dırırt. Annemleri yolculadım. Ve Murat bana bir sürpriz yapmış. Bayağıdır böyle incelikler yapmıyordu. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum aslında. Ama teşekkür ederim ya. Böyle küçük ufak minicik detaylar insanı çok mutlu edebiliyor. Bilirim güzel. Hemen suya koyayım ben bunları. Yemek koydum üstüne. Bugün herhalde evdeyiz. Anca Yiğit Asaf'ı parka götürürüm. Bakalım. Başka da yapılacak bir şeyimiz yok herhalde. Böyle bugün. Çok sıcak. Çok. Üfle üfle kendim bir hal oldum. Suyum da burada. Serin serin içiyorum. Öyle. Evet madem bugün evdeyim size aldıklarımı gösterecektim zaten ama bugüne kısmetmiş. Bunu Murat sipariş verdi. VIP Ahmet'in Ahmet miydi? Yok yok öyle bir yerden değil de bir satıcıdan sipariş verdi ama adını hatırlamıyorum. Böyle iki gözlü normalde kirliler ve beyazlar diye ama biz genelde burayı Yiğit Asaf için kullanıyoruz. Burada Murat'ın ve benim. Çünkü Yiğit Asaf'ınkileri ayırmak istedik. Bebek olunca da inşallah onunkiler de buraya dahil olur diye düşünüyorum. Bakalım artık. Çok güzel böyle bu tarafı açayım. Tam otomatik böyle Yiğit Asaf'ın kıyafetleri var. Şimdi kapatıyorum. Diğer tarafı açmayayım size ayıp olmasın. Bir de çamaşır sepeti aldık. Onu göstereceğim. Bir de Murat şu maskasını değiştirdi. O da çok meraklıdır böyle değişim şeylerine. Bir de neyi değişti? Kağıtlarınızı da böyle siyah yaptı. Zaten banyomuz da siyah beyaz. Hem bence çok uyumlu oldu. Şuraları aslında renklendir dünya mı diye bir Instagram sayfası var. Oradan folyo alıp değiştirmeyi düşündüm ama sanırım böyle tırtıklı olduğu için olmuyor. O yüzden bunlar bizimle devam edecek diye düşünüyorum. Ya da daha iyi bir araştırma yapmamız lazım. Şimdi de balkonuma geldim. Aldığım diğer ürün arkadaşlar bunlar. Bu daha doğrusu Be Home'un. Yine bunu da Murat sipariş verdi. Ben araştırma yapmadım ama sanırım internetten hepsi buradan aldı. Böyle tek elle şu an açabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle tutacağım. Çok pratik. Çekiyorsunuz. Açılıyor. En büyük boyutu ya da en küçük boyutu yok. Bunu sadece standart yapmışlar. 38 litre. Ben dedim ki bu bana yetmez aslında diye düşündüm. Çünkü makinem 8 kilogram bazen tamamını doldururum ama yetiyor. Yani tepeleme dolduruyoruz ama yetiyor yani öyle söyleyeyim. 60 liraydı fiyatı. BİM'e de geldi bu. BİM'de de 50 liraydı. Merve de aldı. Şöyle aynı şekilde şöyle darbelerle çekatlanıyor. O kadar yerden tasarruf ki böyle benim gibi yerden tasarrufu seviyorsanız bu ürünlerden tercih edebilirsiniz. Bunu bu şekilde ben alıyorum böyle dolabımın üzerine. Yerleştiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın. Nereye gidiyoruz biz? Ne?
efendim bir tane. Gözlüğün anneannemde. Çömdük yerlere. Heh, dedini de bırakacağız değil mi? Dedini bırakacağız otobüse. Sonra ne yapacağız? Anneannem mi gelecek? Evet. Köprüye gideceğiz. Evet, biz bildiğin rahmete geldik Yiğit. Yine isyankarlardan. Nereye gitmek istiyorsun? Orada ne var anneciğim? Su mu var aşkım? Deniz var. Deniz mi var? Tamam, yemeğine gideceğiz, tamam mı? İyi, tamam, sen yap. Yiğit yiyeceğim mi şimdi? Nasıl? Su da içeceğim. Hadi bakalım. Evet, bugün benim doğum günüm. Ve çiçeklerim de tek tek geldiler. Bakın. Bu Murat'ın hediyesi. Sürekli bana orkide alıyordu. Bak burada da bir küçük kış detayı var. Bu tabii böyle tülün içerisindeydi ama ben çıkardım. Orkide alıyordu. Evet. Ama ben de orkideye bakamıyorum. Aa, bu saksının buralarında şeyler var. Neyse, her neyse. Orkide alıyordu. Orkidenin çiçeği bir dökülüyor. Sonra o çiçek geri gelmiyor. Yani ben bakamıyorum galiba. Anneme gönderiyorum. Annem de çiçek atıyor. Yani yapamıyorum. Sonra dedim ki bana bitki alacaksan bir dahaki seferlerde. O da böyle bonsai almış. Hem bakımı da kolay ve şık. Güzel. Şimdi Merve'nin aldığı çiçeğimi de göstereyim size. Bu da Merve'nin gönderdiği çiçek. Allah'tan dışarıdaydım. Zile basmışlar. Yiğit Asaf'ta uyuyordu. Markete gitmiştim ama uyanmamış. Hiç aklıma da gelmiyor ki bana çiçek geleceği doğum günüm ama yani. Neyse ki üst komşum almış, hemen ondan aldım. Çok güzeller. Teşekkür ediyorum. Eşime ve canım kardeşime teşekkür ediyorum. Akşam da misafirlerim var. Büyük olasılıkla pasta keseceğiz. O yüzden hemen bir şeyler yapacağım. Çekebilecek miyim bilmiyorum. Çok yorgunum ama çekersem de sizlere gösteririm, yani ilave ederim buraya videoları. Bu arada 28 yaşıma girdim. Şaka gibi. Ömrümden bir yıl daha gitti. 20'den sonrasını sayamadım, yani öyle söyleyeyim. Sağlıklı inşallah nice senelere kendi kendime böyle temkinlerde bulunuyorum, dileklerde bulunuyorum. Evet, akşam görüşmek üzere o zaman. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Hadi aşkım, hadi kalk. Benim doğum günümde. Tamam abi, görüşürüz. Helal abi. Yiğit tükürükledi ya. Öyle mi yaptın? Ne diyormuş sanki? Bir şey denemedik ya. Öyle. İyi ki doğdum o zaman. Merve ışığı az yaktı. Mutlu huzurlu senelerimiz olsun. Sağ olun. Hadi afiyet olsun. Alo. Beni aradın baba. Aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ya sıkıntı yok ya. Sen ne yapıyorsun?